Arkadaşlar, hepinize selamlar. Şimdi bu Lunaskar ve Protean'daki arkeoloji yerlerini göstereceğim. Bu işe ilk başladığımda ben hiç arkeoloji yerlerini bilmiyordum. Hiç gösteren birilerini de bulamadım. Hep böyle sitelerde yazmışlar, işaretlemişler haritaya. Şurada çıkıyor, burada çıkıyor vesaire diye ama hiç yerlerini tam olarak gösteren, böyle noktası noktasına gösteren birini görmedim. Şimdi onları göstereceğim. Umarım işinize yarar. Benim mesleklerim bu şekilde zaten. Arkeolojide de yani bilmediğim spot yoktur diye düşünüyorum. Umarım yararlı olur hepinize. Like atın, yorum atın. Çok önemli. Çok önemli. Like, yorum. Bütün arkeoloji spotlarını gösterelim arkadaşlar o zaman. Bakın, bir tanesi burada. Buradan başlıyorsunuz benim rotasyonumda. Size Lunaskar'daki bütün arkeoloji spotlarını göstereyim. Dikkatlice izleyin. Bu arada Protean'da da aynı. Yani harita zaten aynı. Renkler değişik bir tek. Gittiğim yerlerden dümdüz giderseniz hepsi tamı tamına aynı yerlerde çıkıyor. Gittiğim yerlerde bulabilirsiniz. Bir tane tam burada çıkıyor arkadaşlar. Tam olarak bu noktada. Bir tane tam olarak bu kılıcın gölgesinde çıkıyor. Tam olarak burada. Bir tanesi tam burada çıkıyor arkadaşlar. Tam burada. Tam bu noktada çıkıyor. Bir tanesi tam olarak bu noktada çıkıyor arkadaşlar arkeolojinin. Tam burada. Sonrasında şuraya dönüyorsunuz. Tam bu rotasyonda dönerseniz abi hepsini bulursunuz. Hiç şaşırmazsınız da. Yapılabilecek en basit rotasyon. Diğeri tam olarak bu noktada çıkıyor. Birisi şu an hepsini toplamış büyük ihtimalle. Hiçbirisi yok yerinde. Burada çıkıyor. Bir diğeri tam olarak bu noktada çıkıyor. 1 level, 20 level ve 10 level olarak 3 farklı levelde çıkıyor. Burada bir çıkmış. Agalar bir diğeri tam olarak bu noktada çıkıyor. Tam burada. Tam burada. Oradan buraya geçiyoruz. Bir diğer arkeoloji tam olarak burada çıkıyor. Burası slotların içi oluyor. Uyutma potu kullanarak bu yaratıkları bir dakikalığına uyutarak buradaki slot içi arkeolojileri de toplayabilirsiniz. Bir diğeri hemen bu çukurun içinde çıkıyor agalar. Tam burada. Oradan buraya dönüyoruz. Tam olarak bu noktada çıkıyor beyler bayanlar. Tam burada. Oradan buraya mezarlığa giriyoruz. Mezarlıkta tam olarak bu noktada çıkıyor. Bir adet tam burada. Bir adet de şu yukarıda çıkıyor. Tam burada. Tam olarak bu noktada çıkıyor. Burası. Bir diğer spot burası arkadaşlar. Tam olarak bu nokta. Şurası Revenarpiler. Bir Revenarpinin arası. Bir sonraki spot burası. İki harpi slotunun arasındaki çitlerin içi. Tam olarak burası. Diğer spot burası. Tam olarak ilk Soothsayer slotunun içi. Tam olarak burada çıkıyor. Tam burada. Sonra buradan Soothsayer'ların alanına giriyoruz. İlk slot değil, ikinci slot. Bir tanesi tam olarak burada çıkıyor. Görebilirsiniz şurası. Bu kısım. Arkadaşlar bir diğeri Oracle slotu. Tam olarak burası. İlk Oracle slotunun sol tarafı. Hemen bir diğeri oradan geliyoruz.
İkinci Oracle slotuyla üçüncü Oracle slotun arası. Tam olarak burada. Burada çıkıyor. Bir diğeri de hemen son Oracle slotunun sol tarafı. Yani burası. Burada da var. Bir diğer spot buradaki Poisonous Skeletonlar agalar. Tam olarak burada çıkıyor. Bu slotun içinde. Dediğim gibi uyutma potu kullanarak toplayabilirsiniz. Diğer Poisonous Skeletonları içindekini topladıktan sonra bu Poisonous Skeleton slotun içine çıkıyor. Tam bu noktada. Bir diğer spot burası. Hemen Frost Knight ve Fiery Skeletonların arasında. Burası. Tam olarak bu nokta. Tam olarak bu noktada çıkıyor arkadaşlar. Bu ağacın gölgesinde. Tam olarak burası. Bir diğer noktada yanlış hatırlamıyorsam burası olması lazım. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim ama burada da sanırım bir tane oluyordu. Arkadaşlar bir diğer spot tam olarak bu heykelin yanı ya da arkası tam olarak şurası. Yani Manticore slotunun içinde şu heykelin tam bu kısmında çıkıyor. Bir diğer spot da gene Manticore slotunun sonunda, sonundaki şu heykelin hemen sağ tarafı burada çıkıyor. Tam olarak bu kısım. Buraya geldiğimiz zaman turumuz son buluyor. Taunt atıyoruz buradan. Taunt attıktan sonra Edin'e geçiyoruz. Edin'de de hemen bu Poisonous Rock ilk slotu geçtikten sonra ikinci slotun arkası. Tam olarak bu kısımda çıkıyor agalar. Tam olarak burada bulabilirsiniz. Şu an ben gezdim. Çoğu yerinde yoktu. Büyük ihtimalle birisi topluyordu. Saatlerini tutmuş olabilir. Bu arada 10 leveller 40 dakikada, 20 leveller 1 saatte çıkıyor. Lunaskar 1, Hadar 1, işte Haggard 1 sunucularında da 5 dakika önce 5 dakika sonra çıkabiliyor. Birazcık rötar yapabiliyor ya da erken çıkabiliyor. 30 levellerin ve 1 levellerin süresini bilmiyorum. O yüzden onlar hakkında bilgi veremeyeceğim. Bu kadar. Bir sonrakinde de Hadar ve Haggard'dakileri gösteririm. Onların da yerlerini tam olarak öğretirim. Yani Lunaskar'da bu kadar var benim bildiğim. Daha fazla olduğunu da sanmıyorum yani. Evet arkadaşlar, umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi mutlaka like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonrakinde Hadar'ı ve Haggard'ı gösteririm. Haggard ve Hadar'daki spotlar birazcık karışık. Orayı da tam bir rotasyonda gösteririm. Umarım kolayca kasarsınız çünkü bir rotasyon olmadan ve belli bir şekilde saat tutmadan arkeoloji levelini kasmak çok zor. Devamlı olarak bir XP gelmesi gerekiyor. Öyle gördüğüm yerde toplayayım da işte yavaş yavaş kasılsınla gerçekten arkeoloji kasılmıyor. Bilginiz olsun. Ben mesela yolda gördüğüm mushroom'dur, asparagastır. Yani çok kaliteli şeyleri bile toplamıyorum. Sadece arkeolojiye odaklandığınız zaman level'ınızı bitirene kadar, İstediğiniz levele ulaşana kadar kesinlikle arkeolojiyi, sadece arkeoloji toplamanız gerekiyor. 30 level yaptıktan sonra zaten kafanız rahat. O zamana kadar hepinize sabır diliyorum. Yani bol sabırlar. Ben bu levele gelene kadar gerçekten çok uğraştım. Sabrınız bol olsun abi. Görüşürüz bir sonraki videoda.